Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videodaki konumuz jimnastik branşında bilmesi gereken 5 temel bilgi. Evet arkadaşlar, ilk sorumuz jimnastik boyu kısaltır mı? Aslında jimnastik boyu kısaltmaz, aksine boyu uzatır. Bunun nedeni de kemik herhangi bir dirence maruz kalmadığından dolayı gelişimi ve uzaması daha hızlı olur. Bu da jimnastiği yapanla yapmayan arasında 3 santimlik bir farka neden olur. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgi, bilginiz olsun. İkinci sorumuz, jimnastiği sadece kızlar mı yapar ya da sadece kızlar yapar gibi bir düşünce var. Aslında jimnastiği sadece kızlar yapmaz, erkekler de yapar. Son zamanlarda haberleri izlemişsinizdir belki. Halka aletinde İbrahim Çolak gibi ya da paralelde Ahmet Önder gibi örnekler var. Jimnastiği sadece kızlar yapmaz, erkekler de yapar. Üçüncü sorumuz, çocuğum çok esnek ve çok iyi jimnastikçi olacak. Çocuğunuz çok esnek ya da jimnastiğe götürün gibi bir algı var. Tamam, jimnastiğe gelsin, fiziksel gelişimli çocuk jimnastiğe sağlasın ama çocuğunuz çok esnek olduğundan dolayı jimnastikçi olmayabilir. Bunun nedeniyle diğer kriterler de var. Dayanıklılık, sürat ya da koordinasyon gibi, algı gibi belirli etmenler de mevcut. Dolayısıyla çocuğunuz çok esnek olabilir ama çok iyi jimnastikçi olmayabilir. Bilginiz olsun. Dördüncü sorumuz da, jimnastikte kaç branş var? Şimdi son zamanlarda çocuk fitnessi adı altında jimnastik eğitimini yapan yerler var ya da söyleyenler oldu. Çocuk fitnessi, jimnastik federasyonu tabii bir branş değil. Fitness federasyonu tabii bir branş. Bizde sadece 4 branş var. Artistik, ritmik, işte aerobik ve trambolin diye 4 branşımız mevcut. Dolayısıyla çocuk fitnessi bize bağlı değil. İleride ne olur bilinmez. Beşinci sorumuz da, jimnastik mi, jimnastik mi? Yani J ile mi yazılıyor, J ile mi yazılıyor? Türk Dil Kurumu J ile kabul ediyor. Dil kurumu da C ile, federasyonumuz da C harfiyle kabul ediyor. Dolayısıyla biz de jimnastiği C harfiyle kabul ediyoruz. Bunun nedeni de çıkan kaynakların çoğunda J harfiyle yazıldığından dolayı maliyeti yüksek. Bu yüzden J harfiyle devam ediyorlar. Dolayısıyla biz C'yi kabul ediyoruz. Yani federasyonumuzun ismi de C ile başlıyor. Bundan dolayı jimnastik federasyonu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.